Merhaba arkadaşlar, ben Esra Rasulü Hüseyin. Bugün 8. sınıfın din dersiyle sizlerle beraberiz. İlk dersimizdeyiz, birinci dersimiz. Konu başlığımız Allah'ın yaratıcılığını düşünmek. Yani Allah'ın varlığını, yaratıcılığını, büyüklüğünü düşünmemiz gerekiyor, biliyorsunuz. İnsan akıl sahibi bir varlıktır. Düşünce kaynağı ve bilginin vesilesidir. Bu yüzden Allah'tan insana verilen en büyük nimetleri bizim onu görmemiz lazım, onu düşünmemiz, tefekkür etmemiz lazım. Burada da bize bazı örnekler vermiş ki insanın oturup düşünmesi gereken örneklerden. Mesela gözleriyle her şeyde Allah yarattıklarını, güzelliğini görecekler. Bu güzelliği ve insanda başlayalım. Yani insanın gözlerinden başlayalım. O en cömert yaratıktır. Bizden her birimiz gözün güzelliğini ve dikkatini, çalışmasını beğenmemizi göstereceğiz ki o değişik renkleri ayırıyor. İnsanın gözlerine eğer bakarsak, insan gözleriyle her şeyi görüyor, her rengi ayırabiliyor. Karanlıkta, büyük, aydınlıkta göz merceklerimiz küçülebiliyor. Yani ışık tonunu otomatikmen ayarlayabilen bir yapıya sahiptir bizim gözlerimiz. Tüm renkleri dediğimiz gibi ayırabilen bir yapıya sahiptir. Şimdiki fotoğraf makineleri bile gözden alınmış, yani gözden ilham alınarak şu fotoğraf makinelerini yapmışlar. Odaklanmamız gereken yeri biz hemen odaklayabiliyoruz. Elinize bir kalem alın ve gözünüzü önüne getirin. Şimdi ben arka tarafa baktığım zaman bunu net bir şekilde göremem. Arka tarafa odaklanmış oluyor. Bunu net göremeyiz, değil mi? Ama ben buna gözüm getirdiğim zaman bunu kalem üzerine, kalemi net bir şekilde görmeye başlayacağım. Arka tarafı bozulur, netliği bozulur, değil mi? Getirin gözünüzü önüne ve deneyin. Bir kaleme bakın, bir de diğer tarafa bakın. Bakın arasındaki farkı görebiliyorsunuz, değil mi? Gözleriniz nereye odaklanırsa, nereye bakarsa onu görüyor, onu net bir şekilde görüyor. Diğerini, önde olanı ya da diğer tarafları net bir şekilde göremiyorsunuz. Şimdiki telefonlarda ya da kameralarda aynı bu özelliğe sahip. Ama ne yaparak? Bu kodlanmış bir şekilde. Mesela telefonda elinize baktığınızda mesela bunun netleşmesini istiyorsunuz. Elinize bir kere tıklıyorsunuz, değil mi? Bu net olsun diye. Buna tıklıyorsunuz. Yani buna bir ayar veriyorsunuz. Ama bizim gözlerimiz kendiliğinden otomatik bir şekilde beyinde yapılan bir sisteme sahiptir. Bu da Allah'ın büyüklüğünü, yani bunu bizim düşündüğümüzde ne kadar büyük bir nimete sahip olduğumuzu bilip Allah'ın büyüklüğünü öğrenip buna şükretmemiz gerekiyor. Aynı şekilde her insanın büyük parmağının çizgilerinin benzememesidir. Benim parmak çizgim diğer tüm insanlardan farklıdır. Her insanın ayrı bir parmak çizgilere sahiptir. Bu da Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, insanların birbirinden ayrılması için yapılan bir sistem olduğunu görmemiz gerekiyor. Veya meyveler. Meyveler biliyorsunuz küçücük tohumdan toprağa attığın zaman su da ona destek olarak Allah yağmurla suyu gönderip topraktan o küçücük tohum büyük olup filizleniyor, büyük olup ağaca dönüşüyor. Bu kocaman ağaçlara bakın. Sonra bu ağaçlar çiçek veriyorlar. Bu çiçekler daha sonra böyle meyveye dönüşüyorlar. Bu meyvelerin her birisinin farklı renkleri, farklı lezzetleri, farklı tadları var. Bunları hepsi tek bir tohumdan, tek bir bu topraktan filizlenmiş bir ağaçtan nasıl böyle bir meyve çıkabiliyor? Tadları, ekşisi var, tatlısı var, acısı var. Bunların büyüklüğünü, tabii ki hepsi Allah'ın kudretinden gelen
Allah'ın kudretinden bize armağan edilmiş varlıktır. Başka gökte su indiren de odur. Hani dedim ya, tohum ektik, Allah yağmur gönderip onun filizlenmesi için o suya ihtiyacı var. Başka bir derste de anlatmıştık. Her şeyi sudan yaratılmış, suyla her şeyi can bulur. Su da göndermiş ki bu tohum yeşillensin. Böylelikle suyu da bizim için nasıl gönderiyor? Biliyorsunuz bulutlarla gönderiyor, rüzgarlar onu destek oluyor, gönderiyor başka bir taraflara. Sonra güçlü bir rüzgar oluyor ve onlar yağmura dönüşüyor. Bunların da hepsi Allah'ın bize verdiği bir armağandır. Ayrıca kuşlar aleminde, hayvanlar aleminde kuşlara bakarsak, onların renkli renkli tüyleri vardır. Her birisi farklı dilde, farklı sözle ötüyorlar. Bu güzel sesler, duyuyorsanız şimdi de dışarıda sesleri geliyor. Bu güzel bir armağan, hepsi bizim için Allah'ın bir hediyesidir. Biz bunları düşünüp, bunlara baktığımız zaman onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Onlara bakınca Allah'ın büyüklüğünü düşünmemiz gerekiyor. Böcekler aleminde ise ballara gelelim, bal arılarına. Bal arısı da dikkatli bir şekilde, handesi ölçüyle petekleri yapmakta, çalışmasında ve toplu olarak hayatları ve gıda elde etmek için sürekli çabalamaktadırlar. Arıları da biliyorsanız, hepsi sanki kodlanmış bir şekilde kendilerine yiyecek aramaya başlarlar. Sonra peteklerini yaparlar. Peteklerini görmüş müsünüz? Hepsi nasıl aynı hizada, aynı şekilde. Bunlar hepsi ne ölçüsüyle, hendesi ölçüsüyle yapılanmış. Bunları, bu arıları kim öğretmiş? Kim bu haneleri yapması için onlara ders vermiş? Kim onları oraya bu balları bırakmaları için, yani başka yerlere değil de bu petekler içine ballarını bırakmayı öğretmiş. Tabii ki de Allah bunları arılara öğretmiş ki biz de onlardan faydalanalım. Derya ve ummanlar alemi de daha geniş ve gizem doludur. Deryalar, yani denizler, okyanuslar, binlerce tür canlılar hayat sürmeleri ve yemek soluklamaları da ve bir arada yaşamalar da evrenin yaratmasında yaratıcının gücüne tanıklık ediyoruz. Biliyorsunuz denizde, okyanusta, deryalarda, nehirlerde bu canlıların bulunması, hepsi beraber bir şekilde yaşamaları, hepsi birbirlerinin yaşamalarını tamamlıyor. Büyük balıklar küçük balıkları yiyor, büyük balıklar yosun, küçük balıklar yosunları yiyor. Hepsi birbirlerini tamamlıyorlar. Bunları onlara öğreten, bilgilendiren tabii ki de tek yaratıcımız Allah'tır. Baş kaldırıp büyük yıldızlara, süslü mavi gökyüzüne baktığımızda Yüce Allah'ın emri ile bir arada çalışmanın düzeni doğrultusunda bütünün düzen içinde olduğunu, gece gündüzün gelmesini, güneşin hayır dolu ışınını ve bunların yüce yaratıcının sınırsız gücünden başka bir şey olmadığını görmekteyiz. Galaksilere baktığımızda binlerce yıldız, on binler, yüz binlerce, milyarlarca hatta yıldızımız var, gezegenlerimiz var. Bu meteor taşlar var, dünyamız, güneş sistemi, nasıl hepsi böyle düzenli bir şekilde, nasıl böyle hepsi bir arada dönüyorlar. Her saniyede bakın topraklardan olsun, böceklerden, hayvanlardan. Her şey, gökyüzü, deniz, hepsinin bir düzeni var. Hepsi bir düzene sahip. Bunları yapan da, bunları yaratan da elbet tek yaratıcımız olan Allah'tır. Şimdi sayfa 51'e gelin. Üçüncü soruda boşluklar, yani seçmeler var. Onları ben size çözeyim. Birinci diyor ki, bal arısı peteklerinin oluşmasında nasıl çalışmaktadırlar? Hendesi ölçüyle, hendesi ölçünü daire içine alabilirsiniz, bu cevaptır. İkinci, meyveler çeşitli oldular ki insan için her türlü tat bulundursunlar, bulunsun. Bu da ikinci sorunun seçmesi. İkincisi, meyveler çeşitli oldular ki insan için her türlü tat bulunsun.
Tekrar okudum, pardon. Yakut ve Mercan'ın en değerlisi, Yakut ve Mercan. Mercan'ın biliyorsunuz, Yakut da aynı şekilde deniz altında çıkan bir varlık, nesnedir. Bir mücevherdir. Yakut ve Mercan'ın en değerlisi bozluk elde edilir. Nerede elde edilir? Az önce dediğim gibi deniz altında, yani deryanın derinliğinde. Şimdi geliyoruz başka bir derse, insanlar arasında barış. İnsan ve barış. İnsan tek başına yaşayamaz. Allah, biliyorsunuz ki Türklerin bir sözü de var. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsan bu nedenle tek başına yaşayabilen bir varlık değil. Sosyal olsun diye yaratıldılar. Onlar başkalarıyla iletişime geçebilsinler, sosyal olabilsinler diye yaratıldılar. O zaman anlaşmasızlıklar, kavgalar, husumetler, sonra düşmanlık görülür. Ancak barış mümkündür. Düşmanlık ve fitne ateşinin sönmesi de kolaydır. Biliyorsunuz ki bu sosyal nedeniyle, bu sosyallik nedeniyle insanlar arasında husumetler, kavgalar bulunabiliyor. Ama bunun da tam tersi, barış da mümkündür. Aralarındaki ateşinin de sönmesi de kolaydır. Eğer inatçılıktan kaçınırsa, öfkeye dindirmek de olanaksız değildir. Eğer sen inatçılıktan kaçınırsan, öfkeni de yatıştırabilirsen, bu hiç zor bir eylem değildir. Anlaşmamazlık. Aşağıda bir ayet var. İnnemel müminine ihva faslihu beyne اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Bunu da ezberleyin. Daha sonra ayetler ve hadisleri kendi hocanız sizin için anlatacaktır. Hangisi ezberlemeniz gerektiğini, hangisini gerekmediğini. Ben burada sadece sizin için açıklıyorum. Şimdi geliyoruz kavga ve husumetin nedenlerine. Bakalım kavgaya neden olan eylemler nelerdir? Bunu sadece başlıkları da okursanız yeterlidir. Birincisi anlaşmamazlık. İnsanların birbiriyle anlaşmamazlığı kavganın nedenlerinden biridir. İkincisi kin. Hiçbir insan kendi içinde kin tutmaması gereken bir şeydir. Kin çok kötü bir şeydir. Ama insanlarımızda da yaygın olan bir şeydir maalesef. Bu da kavga nedenlerinde olan ikinci şeydir. Üçüncüsü dürüst olmayan çekememezlik, münafese, rekabet, hasetlik. Bunların hepsi kavga için üçüncü eylemdir. Dördüncü, başkalarının haklarını gasp etmek. Mallarını ve çıkarlarını tamah etmek. Dördüncü nedendir. Beşinci, görüş farz etmek. Bunu anlayın ki her insan bir bireydir. Kendi akıl ve düşüncesine sahiptir. Bunun için hiç kimse aynı görüşte olması şart değil. Yani ben böyle düşünüyorsam seni de aynı bu şekilde düşünmen gerekmiyor. Bu nedenle lütfen kendi görüşlerinizi farz kılmaya yeltenmeyin. Lütfen. Bunu anlayın ki her insan kendi aklı vardır, kendi düşüncesi vardır. Kendisi konuşabiliyor, düşünebiliyor. Onun için onun görüşlerini hiçe sayamazsın. Altıncı, yapıcı olmayan eleştirin çokluğu. Bu da aynı görüş farz etmek gibi, yaptığı davranışı beğenmiyorsa hemen eleştiriyorsun. Kötü eleştiri onun kalbini kırabilir, onu sinirlendirebilir. Bu nedenle eleştirirken de insanlara dikkat etmesi gerekir. Kavgayı sakınmamak. Bazıları biliyorsunuz ki çok saldırgandır, agresiftir. Hemen kavgaya yelteniyorlar. Bu da kavga ve hizmetlerin nedenlerden biridir. Şimdi geliyoruz ki barışın çeşitleri. Kin ve kavga ve hizmetin nedenlerini okuduk. Şimdi barışın çeşitleri bakalım nelerdir. Kendisi ile barış. İnsanın ilk önce kendisi ile barış içinde olması lazım. Nasıl? Yani kinini, öfkesini yatıştırması lazım. Kendisi bir dursun desin, ben neden böyle yapıyorum, bir sakin olsun. İkinci nokta, kendisi çevresiyle barış.
Bu da daha çok üçüncü tarafın yolu ile olacaktır. Yani biriyle arası bozuksa üçüncü tarafa ara bulması daha uygundur. Bu tür sorunlar da birkaç yola çözülecektir. Kavga ve husumetlerin birkaç yola çözülecektir onlardan. İki tarafın birinin girişimiyle yoksa diğer taraftan isteyerek af istemesiyle. Yani iki taraf kavgalıysa bu barışmaları için bir tarafın diğer taraftan özür dilemesi gerekiyor. Ya da ikinci tarafın özür dilemesini bekleyebilirsiniz ama af dileyen daha üstündür. Bu nedenle burada da diyor ki, ey akıllı genç, bu durumda birinci kazanan sen olmak için sen hazırlan ki ilk önce sen af dilediğin zaman sen daha üstün bir varlık oluyorsun Allah katında. İkinci, hakkı hak sahibe döndürmek. Çünkü başkalarının haklarını gasp etmek İslam'da haramdır. Bir insan birinin hakkını gasp etmişse bunu hak sahibine yani Allah'a havale edebilirsiniz. Allah'ın defterine atın. Eğer sizin bir hakkınıza, bir mal varlığınıza zarar vermişse yani hakkınızı yemişse onun hakkını helal etmeyerek Allah'ın defterine bırakabilirsiniz. Üçüncü bir tarafın gelişimi olacaktı. Bunu dedik. Bir barışa kalkacak kişiyi bulmak, o kişiyle akıllı, ağırbaşlı ve iki taraftan veya birçok kişi tarafından makbul olmalıdır. Yani değerli birini, büyüğünüzü bulup aranızdaki husumeti çözüp barıştırmak için bir kişi bulmak gerekir. İkinci nokta, almak üzere iki tarafın kavga noktalarını dinlemek, iki kavga tarafında yakınlaştırmak amacıyla ortak noktada birleştirmek. Bu bulduğunuz kişi iki tarafı da dinlemesi gerekiyor. Yani kavganın nedenini bulup ortak bir noktada onları anlaşmaya götürmesi lazım. Üçüncüsü kavga yüzüne her şer kapısını kapatmak. Dördüncüsü barış ve hoşgörü yüzüne bir hayırlı kapıyı açmak. Aralarını yakınlaştırmak için her iki tarafı razı kılan hayırlı deyiş nakil etmek. İki tarafın da gönlünü almak lazım yani. Altıncı nokta öfkeden kaçınmak. Yedinci her iki tarafın aralarındaki zorunlu anlaşmayı kabul etmek. Affedersiniz. Her iki tarafın aralarındaki de zorunlu anlaşmayı kabul etmek gerekiyor. Barış sonuçları nelerdir? Yani insanlar barış içinde yaşarsa neler olur? Keşke öyle bir dünyamız olsa, değil mi? Kinler kalktıktan, sinirler yatıştıktan ve öfke sakin olduktan sonra nefisler saflaşır, yüzler sevinecek, sinirler soğur, gönüller yakınlaşır ve sevimlileşirler. Bu durum için Kur'an-ı Kerim'de de ayet verilmiştir. Ve la testevil hasenetu ve la seyyiatu edfa billeti hiye ahsenu fe izellezî beyneke ve beynehu adavetun keennehu velil hamimun. Bu da ayetten bir örnek verilmiştir. İnsanın sakinlik ve barış içinde olması için. Sayfa 58'i açın. Orada soru cevap var. Birinci, ikinci, üçüncü soruyu çözeceğiz. Seçmelerde, bu sınavlarda gelebilen seçimler olduğu için ben sizin için bunları çözüyorum. Birinci diyor ki öfkeyi dindirmek olanaksız değil. Öfkeyi sakinleştirmek, dindirmek olanaksız değil. Yani olumsuz değil. Eğer boşluk kaçınılırsa, neden kaçınılırsa? İnatçılıktan kaçınılırsa diye. Eğer inatçı olmazsan öfkeni de yatıştırabilirsin. İkincisi, her ne kadar boşluk azalırsa kavga ve tedbir de azalır. Ne azalırsa kavgada tedbir azalır, anlaşmazsızlık. Aranızdaki anlaşmazsızlık azalırsa kavga da azalır. Üçüncüsü, kavga ve karşı karşıya kalmanın yoludur. Kavgaya neden olan husumet nedir? Dürüst çekememezlik. Dürüst olmayan çekememezlik, pardon. Yani sen onu çekemiyorsan bu kavgaya neden olan bir unsurdur. Şimdi geliyoruz
16. dersimize zekatın hükümlerinden sayfa 59. Sayfa 59'da zekatın hükümlerinden anlatacağız. Zekat Allah'ın farzlarından İslam Müslümanlar üzerine verdiği bir farzdır. Ayette de buyurdu ki, buyurduğu gibi وَاَقِمُوا صَلَاتَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Bu ayette de buyurduğu gibi, biliyorsunuz Kur'an geçen, kelimede geçen her şey farzdır. Burada da zekat vermemiz gerektiğini bize açıklamış. Zekat nedir? O maldır ki zenginlerden alınıp yoksullara verilir ve başkaları yoksullara veya başkalarına verilir. Kur'an-ı Kerim'in belirlediği gibi zekat kimin üzerine vaciptir peki? Yani Kur'an'da da belirlenmiştir. Zengin malından alıp fakire ya da başka insanlara dağıtılmasıdır. Zekat kimler üzerine vaciptir? Birincisi İslam. Birinci nokta İslamlar üzerine vaciptir, yani farzdır. İkincisi özgür olan insan, bir birey, yani olgun bir birey. Çocuk olmasın. Yani kölenin malı olmadı, yani köleler değil. Yani sen özgür bir bireysen, köle değilsen başkasının. Şimdiki köle kalmamış bildiğim kadarıyla. Yani normal bir bireye, normal bir birey olan herkes zekatını verebilir. Nasip mülkü. Üçüncü noktamız nasip mülkü. Dördüncü nokta havlim, hamamı. Beşinci nokta mal ve mülkünün tamamının sahibi olmalıdır. Zekat vacip olanı mal ile mülkü de bu koşullarda olmalıdır. Birinci, neme artmak o mal büyümeli olmalı veya gelişmeye kabil olmalıdır. Nisap malın çeşidi üzerine değişir. Üçüncü, mallar mülk sahibinin tamamı mal olmalıdır. Dördüncü, nisap asıl hacetlerden fazla olmalıdır. Beşinci nokta, şimdiki halde malın üzerinde borç olmalıdır. Olmamalıdır aslında. Çünkü eğer malı varsa, borçta değilsen bunun zekatı verilebilir. O borç ki şimdiki sürede müstahaktır. Üzerinde havl geçmemişse ve o ki süresi bir hicri yıldır. O malların bir seneden fazla ise onun üzerine de zekat farzdır. Mal helal, iyi mal olmalıdır. Malın da helal mal ise, yani haram maldan uzak durmamız gerekiyor. Mal ve mülklerin ki onlardan zekat verilir. Hangi mallardan zekat verilir? Birincisi altın, gümüş ve nakit para. Bu üçlerin varsa bunlardan zekatını çıkarıp fakirlere vermen gerekiyor. İkincisi ticaret malı. Ticarette paran varsa onu da zekata vermen gerekiyor. Evcil hayvandan deve, sığır, koyun ve keçi gibi büyük baş hayvanlara sahipsen onların da zekatı verilir. Dördüncüsü ekin, ürünler, bağ ve bahçen varsa ve bunlarla hasılat elde ediyorsan bunun da zekatını vermen gerekiyor. Mücevher ve madenler, mücevherlerin de varsa onlardan da aynı şekilde mal zekat vermen gerekiyor. Altıncısı bal. Arı yeri yetiştiriyorsan ve bunlar bal yapıyorsa baldan bir ticaret kazanıyorsun sonuçta, değil mi? Onun da zekatını vermen gerekiyor. Yedinci, hisse, senet ve kira ücretleri. Senetlerin, hisselerin veya kirada bir mülkün varsa onun da zekatını vermen gerekiyor. Burada dersin sonuna gelmiş oluyoruz. Zekat, gelecek derste görüşürüz.